Herkese merhaba. Bugün boynumda görmüş olduğunuz harika bağcıklı boyunlukla karşınızdayım. Çünkü bugün bunu yapıyoruz. Ve yapımı o kadar kolay ki. Sadece şöyle güzel bir fiyonk yapacağız. Ve bunu dümdüz öreceğiz. Böyle tam stres atmalık bir şey. Haldır 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 böyle hem televizyonumuzu seyrediyoruz. Hem güzel böyle sohbetimizi ediyoruz. Çayımızı kahvemizi yudumlarken bunu da örüyoruz bir yandan. Hiç öyle uğraşmıyoruz. Ay arttırayım mı? Ay eksilteyim mi? Hiç bunlarla uğraşmayın. Çok basit bir şekilde hemen yapın, takın ve çıkın. Hazır mısınız? Hadi yapımına başlayalım. Bağcık kısmından başlıyorum. Orta kalınlıkta bir yün kullanıyorum. 4 numarada şiş kullanıyorum. 12 tane ilmek attım. Şimdi haroşa öreceğim kenarları kıvrılmasın diye. 34 santim uzunluğa gelene kadar haroşa örüyorum. Bir bağcığımız hazır olmuş oldu. Şimdi bayağı bir kalın yüne geçiyorum. Yani bu yünün iki katı kalınlıktaki bir yüne geçiyorum. Şimdi bunu bağlıyorum. Bu neyi sağlayacak? Hem böyle boyunumun pofur pofur olmasını sağlayacak. Bağcık da böyle ince güzel bir şekilde duracak. Şimdi bunun için 8 numara şiş kullanacağım. Çünkü bu yün 8 numara şişle örülebilecek bir yün. Böylece otomatik olarak ilmeklerim de iki katına çıkmış gibi olacak. Büyümüş olacak. Şimdi bu yüzden böyle krem ipimle örüyorum. Bakın otomatik olarak ilmeklerim iki katına çıkmış gibi oldu. Şimdi bu sırayı da şöyle bir sıra haroşa örelim. İşte oldu. Şimdi bunu bir iki katına daha çıkartmak istiyorum. Ne yapacağım? 12 ilmeğim vardı. 24 ilmeğe çıkartacağım. 24 ilmek bir boyunluk için bu yünle, bu şiş numarasıyla çok yeterli bir ilmek sayısı. Bunun için ne yapıyorum? Her ilmekten bir ilmek daha çıkartıyorum. Böylece birer ilmek arttırmış oluyorum. Önden değil arkadan alıyorum. Şişimi geçiriyorum. Bir tane örüyorum. Şişimi çıkartmıyorum. Ön taraftan yine haroşomu örüyorum. Bakın bir ilmekten iki tane çıktı. Yine ne yapıyorum? İlmeğin arkasından şişimi geçiriyorum. Örüyorum. Şişimi çıkartmadan şişimi yine öne alıp örüyorum. Böylece her ilmekten bir ilmek daha çıkartmış oldum. Böylece 12 ilmek 24 ilmeğe çıkacak. İşte 24 ilmeğe çıktı. Başka arttırma yapmadan sadece böyle 24 ilmekle 50 santim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Bu da işte bu boyunluğun ne kadar kolay olduğunu gösteriyor. Sadece 24 ilmekle hemen böyle kalın yünle, kalın şişle örüyoruz. Santim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi bağcığın diğer kısmını yapacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Burada ilmekleri birer tane arttırmıştık. 24'e çıkarmıştık. Şimdi burada da birer tane eksiltiyoruz. 12 ilmeğe tekrar döndürüyoruz. Ne yapıyorum? Her ilmeği, her ikişer ilmeği birlikte örünce zaten 24 ilmek 12 ilmeğe düşüyor. Sadece bir kere arttırma, bir kere de eksiltme yapmış olduk. İşte bu kadar basit bir model. Şimdi burayı ters örgü olarak örüyorum. Hiçbir şey eksiltip arttırmıyorum. Şimdi diğer renkli yüne geçmiyorum bu sırada. Çünkü ip değiştirdiğim kısım diğer tarafta. O yüzden burayı da
Hiçbir şey yapmadan ters örgü öreceğim. Diğer yüzde renk değiştirdiğim, yün değiştirdiğim yüzde değiştireceğim. Buna dikkat edin. İkisi de aynı tarafta olsun ki iz görünmesin. İsterseniz tabii tek renkte de yapabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Yünümü bağlıyorum ve diğer renge geçiyorum. Şöyle bağlayalım. Ve tabii ki şişimi de değiştireceğim. Böylece zaten otomatik olarak ilmekler daha da böyle azalmış gibi olacak. 4 numaralı şişime tekrar dönüyorum ve örüyorum. İşte yünümüzü de değiştirdik. Aynı yere denk geldi bütün izler. Buna dikkat edin dediğim gibi. Şimdi yine 34 cm uzunluğa gelene kadar haroşa örüyorum. Uzunluğa geldi. Artık bitirebilirim. Kaş kolumuz, boyunluğumuz hazır bile. Şimdi tekrar santim olarak ölçüleri vermek istiyorum. Yün ve şiş farklılığı gösterebilir. 34 cm uzunluğu var bağcıkların. Eni de tam 5 cm. 50 cm de boyunluk kısmının uzunluğu. Eni de şöyle bakalım 22 cm. Yani istediğiniz yünle, istediğiniz şiş numarasıyla yapabilirsiniz. Santimlerini biliyorsunuz artık. Onar ilmek örüp yününüzün kalınlığına göre yapabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle işte kaş kolumuz bittikten sonra güzelce şöyle kocaman bir fiyon katıyoruz. Bağlıyoruz boynumuzda. İşte boyunluğumuz hazır. Zaten bu boyunda da şöyle hafif büzüşüyor. Daha böyle dökümlü dökümlü duruyor. İşte boyunluğumuz hazır. Yapımı gördüğünüz gibi çok ama çok kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.